Hoş, Doktor Alimcan, hem de siz Şam Türksel Ölüm Anabirlik'in Pertiva bölümü reisi. Şunlukla üniversitetimi, şu dini sahada okuyucudan terbiye alatsız, ders bir alatsız. Dini sahada talim almakalarından dini meselelerde söz kılışı doğru mu sizce? Hatta bu mesele oturup kuganda şu talaşta atışlardı mı? Ölüm alanı mesela dinde monopol kalanmayızla. Onda bir hak silahlarım karab kadar iş yok diyendik külkülük meseleler mi? Oturup kuyulgan bodu siz ne anlasak bunun cevabını? Ben bunu değiştim burun. Mahmutcan Damallam'ın ki şu dindarlık Şarkı Türkistan davasını faydalık mı ziyanlık mı meselesi gibi bir yıkız yakıp koyayım. Hoş hoş. Dindarlık Şarkı Türk halkıya ve Şarkı Türkistan davasına her zaman faydalık. Bir Müslüman buluş sütümüz bilen dünya ve ahiretlik biz için faydalık. Yani biz dünyada yaşayıp gitmeyimiz, ahiretimiz var. Onun için bir Müslümanınki dindar buluşu ve onunki cennetke kirişininki sebebi. Birisi Hıtay kafir. Biz Şarkı Türkistan halkı Uygurlar %100 Müslüman. Biz bir kafirliğe karşı hareket edip bir vatimiz. Belki bizge Şarkı Türkistan çünkü kolla petmüsünen sunulmazlık mümkün. Vakti gelgen çağda aşı ölsem şehit kalsam ağzı neydiğen mücağa aşı imani itikadi asası da aşı Hıtay'a karşı can ilan kılalım. İmanlık, kuşluk, Müslüman lazım. Yani bu cehennette bir kancağlı mı? Dindarlık Türkistan davasına yani en muhim yani bununki can damarı değişki oluyor yani. Yani bu şekilde düşünüş lazım. Hem de bu dini cehette malum seviyeye kendi gelenin ki dini meselelerde hüküm bayan kılışı, fetva birişi doğru mu diyen sualı gelsek şimdi din Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'nın bunu Cenab-ı Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen sahabilerge onun dinki varlık Müslümanlığa bu şekilde ulaşılır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki hadisinin ibaret İslamiyet'in ki iki asası mesela. Yani diğerde asası nurgun meselelerde İslam dini yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim ve bununki Kur'an-ı Kerim'in ki tefsiri boğan hadis arkalık İslam dini asasen prensiplerini aynıdır. Meyli itikadi cehettin, meyli ahlaki, meyli adet, meyli amelat her kaysi cehettiki asasi prinsiplarını oturup koyup boğan. Hem de bir mesele üstüde ilki hüküm bayan kılış yani fetva biriş diyen gelsek bir yerde fetva biriş diyen mesele tamamen Cenab-ı Allah'a ait boğan bir mesele. Kur'an-ı Kerim'deki nurgun ayet يَسْتُونَكْ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ دَيْدُ İyi Muhammed Aleyhisselam senden başkala fetva soravatıdı. Allah şundan fetva biri de o de Allah üzünü müftü fetva belgeçi de atavatıdı. Yani bir yerde dini meselelerge yani bunun hükmü anda bundan da bir tamgonu uğan çağda bir yerde Allah'ın namına sözde söz bayan kılış Allah'ın namına hüküm koyaş, Allah'ın namına mühür koyaş diyen bulundu. Eğer şu sözge uygun ilmi bulmay, şu hükümlü bayan kılıda küçük kabiliyeti, ilmi istidadı bulmay durup, özününki aklıdaki kegini veya ki düşüncesine Allah'ın hükmü bu, İslam'daki bunun hükmü bu şekilde hüküm bayan kılış, Allah'ın namına hüküm bayan kılgallık konudu. Bu en çok buna. Hatta Kur'an ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hadiste ecre'ukum alel fetva ecre'ukum alel nar. Sizlerinki fetva bir işki cüret kılınırlar
cehennemge cüret, yani devzahge cüret kılınlardır şundak digen. Ve İslam ümmeti, Müslümanlar ta sahan tatip fetva, yani dini meseleler biriş doğrusu da sahabilerimi naiti kattık çekinetti, kattık üzünü tatattı. Ma mesul günü neredeyse, ben bu meselininki hükmünü tolup okumaydıkken ben bunu Peygamber Aleyhisselam bilen her zaman bilip olan, Kur'an-ı Kerim'ini en yakışı bilidigan, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını ve onun ruhunu, dinin ruhunu en yakışı bilidigan Abdullah İbni Mesud'de kişi radıyallahu anhadek sahabelerden soranlardan şüleye buyurup koydu. Yani ola özü halıgan boyunca ya bir hadisli ügünü bilip ya ki bombası Kur'an-ı Kerim bombası yadı bilidu. Ama yadı bilgenlik bilen o hem de meslini bilgenlik diyen mana çıkmaydı. Yani onun için bir yerde dini meseleler şu dini sahede malum seviyede yani müctehid deyimiz biz İslam dininde yani içtihat kılalaydıgan dini meselelerde Kur'an'ı, sünnetini, onun ruhunu ve şunun bilen bir ki sahabinin hayatını ve onun bütün bu İslam dışında çok yetişken ve bu söz sahibiler hem adam kabul kılan müctehid alimlerinin ki fikir düşüncelerini bilip ve şunun bilen bir ki özünün ki şu sahesi de hakiki malumat gibi olan özünün ki toplumunu, cemiyetini, özünün hem misli bilgen şu asaslı bir adam mabasının hükmü mağudu bu şekilde ancak fakat şu vaktada en fetva birerleydi. Ölümalar birlikte boşundan kılavatımız. Biz aldığımızda kegen her meselelerde bunun hükmü biz hüküm çıkamayız. Çünkü her insanın, her bir Müslüman kılavatın duç kegen dini meseleleri farklı. Onun için bizden fetva çağda ölümalar birlikte meyge kinem. Bununki sebebini mi, kay sebebini mi onda bop kaldınız? Ya ki bununla katlık ihtiyacınız var mı diyen okşaş, nurgun taraflarını biz sual sorup, onun dinki, onun emili ehvali, İslam dininki ruhi ve Kur'an ve hadis dinki hükümleri asası da hemini bir yere getirip, o meseledeki bir dıgan fetva hüküm maviyken de kılını kırıp yaygan asası biz fetva birimiz. Bu mesela, ben mi üzerimde kuşluk, 30 yıl, 40 yıl okulluk, başkalarımı, damarlarımı okulluk, hiç biz, hiçbirimiz bir meseleki hüküm verirken, belgen çağda bunda bir elini deplam, hemen vermeyimiz, korkumuz, ben bu korkumu. Eğer bu belgen fetva Allah'ın muradına, İslam'ın ruhuna uygun olmuşsa, bu çağda Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi boyunca yüzümüzde devzahtı görüşürüz. Bunu kilidir. Bunun için dini meselelerde hatta Kur'an-ı Kerim'de hükmü boğan dosu mu? Ve hatta Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini diyen bu. Yani bunun ehli olan bu işte üzülü yetiştirilen malum seviyeye iyi olmayan kişilerin ki hüküm bayan kılışı. Bir de fakat lan Kur'an-ı Kerim'de mani dedi de lan Kur'an-ı Kerim bilen lan hüküm kılışı bu tamamen doğru bir uslup, doğru bir yol. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve bunun beyanı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam'a düştü. Peygamber Aleyhisselam bunu özününki hayatında uyguladı. Yani hadis diginimiz sünnet Peygamber Aleyhisselam'ınki bulumuşu, praktikisi diken gel. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti okup, bunu uyguladı, bununla nazil olan peygamberin ki kandak bunu tepkik kılalıkla dikkat kılmay, nimlerini, belgellikini dil varlığa almay, Kur'an-ı Kerim'de bunda deptik deptan Kur'an'daki bir ayetindeki manasını Google'dan karab düşünüp lan bundayken bu manası tercümesi bundayken de bu meselede hüküm bayan kılış en çok hatta ve en günah karaymı. Bu da bizden Şarkı Türkistan davası da muşunun okşaş, 80 halta doktoru okşaş, hem de meselelerine hüküm verip, hem de sahaya girip, hem de sahada bayağı söz bayan kılış, bu hem İslam dinine
hem bizimki milli davada en çok hater ve en çok ziyan deb karayım. Çünkü bizimki İslam dini de fıkıh, İslam kanunşunaslık ilmi değiliz. Bir kişininki, kaysi kişininki fetva verenliğallık meselesine ait yakışı bir şekilde bayan kılınlık. Hatta Kur'an-ı Kerim yetmeydi, Kur'an'ın kim sünnet lazım, sünnet denen bir bilgi. Sahabilerin bunu kandı, Peygamber aleyhisselam bir peygamber. Belki peygamber bundan kılgan buluşu mümkün. Peygamber ki has bazı hükümler boğan buluşu mümkün. Sahabiler bizi okşaş normal insan boğan dinkin. Buna bu hükümde kandak tetkik kıldı, bunun kandak emel kıldı, bunu göreşler. Bunun dinkin her muhitteki, her coğrafyadaki Müslümanlar tarihte bu ayetini, bu ayetin hükmünü kandak tetkik kıldı diken tıkkı malumatlığa bunun karışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde itikat meselesi var, ahlak meselesi var, ibadet meselesi var, tarih, İslam tarihi var, Adem Aleyhisselam'ın peygamberimiz gelen bütün peygamberler tarihi var. Bunun okşuğun nurgun meseleler var. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in kolunu inip, bunun içindeki bir ayetle malum hındaktı, ya vekallikliyle bu hındaktı de bu şekilde aşırı sahede, mütehessis bom. Hüküm bayan kılıç Allah'a çaplıgan bir çünkü yani bir tıkhi bir meseleki hüküm kılıç için iktisat meselesi hüküm için iktisatını, pulunu, ekonomini bunu biliş lazım. Fakat bir iktisat bilişi lazım yetmeydi o hazırlıklı meziyette. Ekonomi var. Bu pul dedik annesi var. Pul diken deyin ki nurgun fiyat hazır. Bitcoin diyen okşaş nurgun mesele. Bunun okşaş meselelerinin emmisini yakışı bilmeyi. İslam'ın iktisat siyasetini, İslam iktisadına ait hükümlerini tolup bilmeyi. Aile meselesi de İslam'ın aile hukuk ve İslam aile kanun meselelerini tolup bilmeyi. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetle inip bu ayette mundak deptu deplam hüküm bayan kısa. Yani bu doğru bir ilikti. Kur'an-ı Kerim'de doğru karmakan bulun. Bunun bu fetva meselesi nazik mesele, Allah'ın namına hüküm bir iş diyen hep bulundu. Hatta Peygamber aleyhisselam aşı müjdehit olup ictihad kılan olsa, hata ketken olsa bununla çıkı sevap. Eğer müjdehitlik yani fetva bir iş salahiyeti bulmayı durup fetva belgen, doğru fetva belgen olsun mu? Doğru olsun mu? Bununla bir günah gizlidir. Çünkü üzerinde hava hevesi üzününki kalan düşüncesi boyunca hüküm çıkarganlık için de Peygamber aleyhisselam bunu ağalandı o var. Onun için bulan mı bizden Şarkı Türkistan bu şu dava sipi de Şarkı Türkistan halk işçi de biz hakikaten yakşı dindar insanlar, Müslüman yakşı insanlar biz. Hem dini mesele diyendikini hem adam bu yerde tik durudu. Onun için fetva meselelerde yani dinle alet kılıp halıgan şeklinde fetva verip hem meseleye Kur'an'da mani depti, hadis'te mani depti de onunki fikri hükmü meselelerini toluk bilmeyi fetva bir iş. Buna bu salayeti toşmadan Ademlerininki fetva bir işi hem Müslümanlarınki, Şarkı Türkistan Uygur Müslümanlarınki umumi menfaati ve Şarkı Türkistan davası için intayın heterliyip de karayma. Onun için bu meselelerde en azından dikkat kılış lazım. Fetva meselesi Allah'ın namına hüküm bayan kılış diyen bulundu. Salahiyeti olmayan hiçbir adam bu meselede hüküm bayan kılmasını, söz kılmasını lazım. Kur'an-ı Kerim'de her yerde fetva diyor. Ne mi diyor? Amenu ve amilus salihat. İman keltürün ve emel kılın diyor. Allah'ın bizdeki emel kılış. Fetva meselesi o ayrım bir mesele için dini sahede çoluk malumatı bulmayan o işle mütehessiz bulmayanların ki fetva ve dini hüküm meseleleri de dikkat kılışı lazım. Bu hem üzümüzün İslami hayatımız ve hem Şarkı Türkistan davası için pek muhim de karayma. Hoş hoş. Kürtün köp rahmet.